Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Başkasının fikrine peşin olarak hatalı denilebilir mi? Asla böyle bir hakkımız yok. Bir Müslüman karşıdaki insanın özellikle bir Müslümanın fikir ve düşüncesine önce nasıl yaklaşmalı? Bir defa bu konuda İslam tarihinde meşhur olmuş Tahtiye ve musavibe ifadelerini açıklamakla e, başlamak istiyorum. Tahtiye nedir? Tahtiye karşıdaki insanın hatalı olduğunu söylemek. Mesela şöyle bir anlayış var. Benim görüşüm doğrudur ama yol, yanlış olma ihtimali var. Senin görüşün yanlıştır, doğru olma ihtimali var. Hayır, bir Müslüman bu düşüncede olamaz. Peki bir Müslümanın düşünce dünyası bakış açısı nasıl olmalı? Musavibe olmalı. Yani karşı tarafı doğrulayan ve doğru olduğunu söyleyen düşünce. Benim görüşüm en güzelidir, en doğrudur, en doğrusudur, en iyisidir diyebilirim. Ama ehli sünnet ve cemaat çizgisinde olmak, Kur'an'dan, hadislerden ve sahabe yolundan gitmek kaydıyla bir müminin farklı görüşü, benim düşünceme aykırı fikirler olsa bile onlar da doğrudur demek. Buna musavibe diyoruz. Hatta bununla ilgili e, usul kaynaklarında verilen bir örnek var. Onu da paylaşmak istiyorum bu konunun daha net anlaşılabilmesi için. Bazıları şöyle diyebilirler. Mesela bir insan bir at kaybetmiş olsun çölde. 10 kişi de bu atı aramak üzere yola çıkmış olsunlar. Kaç kişi atı bulur? Bir kişi atı bulur. 9 kişi bulamaz. Yani 10 at bulunmaz. Bir at kaybolmuş çünkü. İşte bunu örnek vererek bazı kimseler öyleyse Kur'an'ın ve hadislerin manası tektir. Bir alim araştırma yapar. 10 alim, 100 alim, 10 müştehit, 100 müştehit onlardan bir tanesi doğruyu bulur. Diğerleri bulamaz şeklinde bir anlayışı biz uygun görmüyoruz. Bunun yerine mesela kaybettiğimiz at olmasın da su olsun. Suya ihtiyacımız vardı ve suyu bulmak üzere de 20 kişi, 30 kişi çöle dağıldılar. Veya dağlara gittiler veya ovalara gittiler. Derken bir tanesi akar suyu buldu ve suyu içti. Şimdi bu adam diyebilir mi ki bu dağlarda, bu ovalarda, bu çöllerde bu akarsudan başka su yoktur. Sadece su budur ve bunu ben içtim benden başka kimse su içmez bulamaz diyebilir mi? Diyemez. Birisi sondaj vurur su çıkarır. Birisi kuyu suyu bulur. Birisi yağmur suyu bulur vesaire. Dolayısıyla o dağlarda, ovalarda ve o çöllerde sadece akar su vardır demek. Nasıl yanlışsa diğerlerin bulduğu su değildir. Diğerleri susuz kalmış demek. Nasıl hatalıysa Kur'an denizinden, deryasından, Kur'an sofrasından, manevi sofrasından herkes kendine manevi suyu, gıdayı ve havayı bulur Allah'ın izniyle. Ve farklı farklı bulsalar da biri birine, dini inancımıza, imanın esaslarına, farz ve haramlara, Kur'an'ın Arapça kaidelerine aykırı olmamak şartıyla elbette onlar da Allah'ın muradıdır denilebilir. Öyleyse biz İslami ölçüleri koyacağız. O ölçüler içerisinde kalmak kaydıyla Kur'an'dan ve hadislerden farklı manaların çıkarılmasına asla karşı çıkmayacağız ve onlarda doğrudur diyeceğiz. Öyleyse kendi fikrim ne kadar doğru olursa olsun ve karşının fikri benim fikrime ne kadar aykırı olursa olsun ölçü ben değil Kur'an'ın ve hadislerin ölçüsü olmalı. O şekilde yaklaşmalıyız. Bu durum hem bizim insanların fikirlerine hemen peşinen hatalı dememizden bizi koruyacak, düşünmemizi sağlayacak, dinlememizi sağlayacak, düşüneceğiz, dinleyeceğiz. Gerçekten iman esaslarını haram ve farzlara, bir de İslamiyet'in kurallarına, temel kurallarına, ayrıca Arapçanın kaidelerine de aykırı değilse neden kardeşimizin görüşüne karşı çıkıp hatalı diyelim ki? Öyleyse lütfen... Kendi görüşümüzü ne kadar doğru bilirsek bilelim. Muhatabımızın görüşünü önce bir dinleyelim, bir düşünelim, tefekkür edelim. Ve bu ölçüler müvaciyesinde onun da görüşünün doğru olabileceği ihtimali üzerine durarak doğrudur bir doğrudur diyebilelim inşallah.